Sana çay getireyim mi? Üşümüşsündür. O zaman ekmek arası bir şeyler yapayım. Yemekte de bir şey yemedin. Yanına da çay koyarım. Hı? İyi, tamam. Hadi yap bakalım. Ah, işte korktum, telefonda geldi. Kim? Buyur Devrem. Adamı bana bırak, ben sorgulayayım dedin. Ses seda yok. Ne oldu, konuşmadı mı? Yok. Tahmin etmiştim. Yani bir şey söylemeyi bırak. Herif dalga geçer gibi bir de büyük oteldeki kızının doğum gününe çağırdı. Devrem, ben sözümü tuttum. Devrem, bak sakın. Alo. Ne oldu oğlum? Of, of. Hadi Esma, hadi. Hocam haberleşiriz, hadi. Abi Tahir. Tahir mi gitti? Evet. Nereye gitti şimdi bu saatte bu ya? Ya abi bilmiyorum. Bir anda bastı gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum. Gidelim mi artık? Genco, gitsek mi? Salonda ama bildiğim kadarıyla davetli. Hediye getirdim ona, bayılacak. Beyefendi, beyefendi. Bir saniye beyefendi, özel davet giremezsiniz. Yok, benim davetim var. Öyle mi? Görebilir miyim? Sakin ol bakalım. Ne oluyor orada? Haydi Mira, haydi haydi, haydi Mira, haydi haydi, haydi Mira, haydi haydi. Genç adam. Haydi haydi, haydi Mira. Benim. Sen bugün benim gemimi batırdın. İki delikanlı çocuğum da canına mal oldum. Şimdi bana bunun hesabını vereceksin. Sakinlik iyidir. İndir lan silahını. Gördün mü? Ya. Tamam tamam, sorun yok. Çık hadi dışarı. Ama Genco Bey. Ne Genco Bey, burnuna pamuk çık. Tamam, çık, çık. Gemin batmış. Batmış? Ha, benimle alakası yok diyorsun yani. Ofisine o kağıttan kayıyı ben koymadım diyorsun yani. Ulan madem geri basacaktın, niye ben yaptım diye işaret bıraktın şerefsiz? Bak Tahir Bey, şu anda burada küçük kızımın doğum günü için toplanmış bulunuyoruz.
eşimi ve kızlarımı korkuttun. Bunun hesabını çok fena sorarım sana.